Bismillahirrahmanirrahim. 220 birinci ayet. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Müşrike ayollar iman keltirgunga kadar ular bilan uylanmanglar. Nikoh qilmanglar deyapti Alloh taolo. Ya'ni müşrike ayollar bilan uylanmanglar deyapti. Albatta mu'mina cho'ri mu'mina kanizak müşrikadan yaxshiroqdir, agarchi müşrike ayol sizlarni ajablantirsa ham. Va müşrik erkaklar iman keltirgunlariga kadar ularni uylantirmanglar. Va albatta mu'min xizmatkor mushrikdan ko'ra yaxshiroqdir, agar u sizlarni ajablantirsa ham. O'shalar jahannamga chaqiradilar. Mushriklar, mushrika ayol va mushrik erkak jahannamga chaqiradilar va Alloh esa jannatga va mag'firatga chaqiradi o'zining izni bilan. Va o'zining oyatlarini insonlarga bayon qilib beradiki, shoyatki ular eslatma olsalar, eslasalar, unutmasalar haq yo'lni, saodat yo'lini. Suyuti aytayaptilar: "Vala tankihu tatazawwaju ayyuhal muslimuna al mushrikat ay al kafirat." Ey musulmonlar, nikohlanmanglar, ya'ni uylanmanglar mushrik ayollarga, ya'ni kofir ayollarga, hatto yu'minna iymon keltirguniga qadar. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَتِينَ Elbette mu'minat çoğru hur ayoldan yaxshiroqdir. Hurratin mana. Hur bo'lgan müşrik ayoldan yaxshidir. لَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا الْعَيْبُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَتَرْغِيبِهِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ مُشْرِكَتِينَ Bu ayetini nazil buluştuğun sebebi şu ki, mu'mina çoğruya üylengenle ayıplaştık ve müşrike hur ayolining nikohiga qiziqtirishlikdir. Sahobalarning o'rtasida shunday xato bo'ldi ki, mana shu oyat nozil bo'ldi deyapti. Bir sahobiy cho'riga uylanadi. Malomat qilishdi. Va ba'zi sahobalar obro'li müşrike xotinlarga uylanmoqchi edi. Va aytdilarki, shunaqasiga uylansa bo'lmasmi-ki deyishdi. Albatta, chunki dinga foyda bo'ladi deyishdi. Valaga ajabatkun, agarchi bu müşrike ayol sizlarni ajablantirsa ham. لجمالها نهاية جزال بيانه يجن وماليها يكي باي بيانه يجن وهذا مخصوص بغير الكتابيات بو حكم أهل كتاب بيان عياللانين باشكاسية خاصدر يعني أهل كتاب بيان عياللار كرميدر بيانه يهودية ونصرانية عياللار كرميدر ولارا مشرك أما ولار كرميدر ولار خاصدن يعني بي آياتين يعني مايدة سورستي آيات لن والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب va kitob berilgan kishilardan bo'lgan pokiza ayollar shularga uylansa bo'laveradi, Alloh taolo ularni halol qilgan. Va la tunkihu tuzawwijul mushrikin ay kuffar al mu'minat va mushriklarni nikohlamanglar, uylantirmanglar, ya'ni kofirlarni mu'mina ayollarga hatto yu'minu hattoki ular iymon keltirguniga qadar. Va la abdun mu'minun khayrun min mushrikin wa law a'jabakum Albatta mu'min qul, mu'min xizmatkor mushrikdan yaxshiroqdir. Agar shu mushrik sizlarni ajablantirsa ham, nimaligi moli ko'p bo'lganiga uchun, masalan, boy ekan. Va jamalihi yoki jamoli uchun nihoyatda kelishgan yigit ekan. Baribir unga bermaydi. Ulaycha ay ahli shirk yaduna ilannari. Ular o'shalar, ya'ni shirk ahli o'tga, jahannamga chaqiradilar bidu'ayhim ila al-amalil mujibi laha. Yasha jahannamni vojib qiladigan amalga chaqirishliklari bilan sizni jahannamga olib boradigan amallarga qiziqtiradi. Fala taliqu munakahatuhum. Shuning uchun fala taliqu munakahatuhum.
ulardan nikah qilishlik loyiq bo'lmaydi, munosib bo'lmaydi. Ular bilan uylanishlik joiz emas. Vallohu yad'u ala lisani rusulihi ila jannati wal mag'firati. Va Alloh taolo rasullarining tili bilan da'vat qiladi jannatga va mag'firatga, ya'ni kechirishlikka. Ay al-amali al-mujibi lahuma. Ya'ni ikkalasini jannat va mag'firatni vojib qiladigan amalga chaqiradi Alloh taolo. Bi iznihi bi irodatihi, o'zining izni bilan, irodasi bilan. Fa tajibu ijobatuhu. Shunday ekan Allohga ijobat qilishlik vojib bo'ladi. Allohga ijobat qiling. Alloh shu hukmlarga itoat qiling. Bi tazviji avliyaihi. Mana Allohning do'stlariga uylantirishlik bilan. Allohning do'stlari esa mu'minlardir. Va yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun yatta'izun. Va Alloh taolo o'zining oyatlarini insonlarga bayon qiladiki, shoyat ular eslatmasinlar va mavaiza hosil qilsin. Yuqorida yetimlarni masalasi esimdan chiqib qoldi, aytaman deb. Nimaga birdaniga yetimlarni masalasi keldi desiz, jihod zikr qilinadi. Jihodda albatta erkaklar shahid bo'ladi va ba'zi farzandlar yetim bo'ladi. Shuning uchun yetimlarning masalasini zikr qildi Alloh taolo. Endi bu oyat nima uchun zikr qilinyapti? Bu ham mana ko'pincha jihodda bo'ladigan masala. Chunki cho'ri qul masalasi kelyapti-ku. Cho'rilik, qullik jihoddan boshqa suratda bo'lmaydi. Jihod qilasiz, kofirlarni asir olasiz, ayollari cho'ri bo'ladi, erkaklari qul bo'ladi. Va dushman bo'lgan kofir ayollar bilan uylanishlik, uylanmaslik masalasi. Cho'rilarga uylanishlik, uylanmaslik masalasi. Albatta, o'rtada kofirlar bilan bo'ladigan muomalalar qanday bo'lishlik kerak? Shuning uchun Alloh taolo bu yerga uylanish masalasini zikr qilyapti. Joiz bo'lgan yerini va joiz bo'lmaganlarini zikr qilyapti. Va sabablardan, natijalardan ham xabar beryapti. Nozil bo'lishligi to'g'risida esa ba'zi rivoyatlar zikr qilinadi. Masalan, ba'zi mufassirlar, muhaddislar aytadi, bu oyat Abu Marsad to'g'risida nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalomdan Anaq degan ayolga uylanishlikdan izn so'radi. Bu ayol mushrik edi, lekin nihoyatda go'zal edi. Abu Marsad esa musulmon edi. Payg'ambarimizdan izn so'radi, Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildi. Mushriklarga uylanmanglar dedi. Mana bu bir rivoyat. Ikkinchi masala haligi cho'rilarga uylanishlik masalasi. Ulamolar zikr qiladiki, Abdulloh ibn Ravoha to'g'risida nozil bo'lgan cho'riga uylanishlik. Uni bir qora tanli cho'risi bor edi. Habashistondan bo'lgan cho'risi bor edi. Bir kuni g'azablanib qattiq urdi. Keyin bu qattiq urib yorgani uchun Allohdan qo'rqdi-da payg'ambarimiz alayhisalomga borib bo'lgan ishni xabar berdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Mahya ya Abdulloh, Abdulloh nima u ya'ni? Musulmonmi, kofirmi? Qanday amallar qildi?" Qala tasumu va tusolli va tuhsinu wudu va tashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh. Aytki namoz o'qiydi, roza tutadi, tahoratini go'zal qiladi va shahodat kalimasini ham aytadi. Deydi Rasululloh aytadiki, "Ya Abdulloh, hazihi mu'mina." Aytadiki, "Abdulloh bu mu'minaku. Mu'minaga zulm qilib qo'yibsan-ku sen." Mana islom qullarni qanchalik himoya qilyapti. Kofirlar hadi bizga tuhmat qiladi. Shunda Abdulloh aytki, "Savallazi ba'asaka bil haqqi." Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam ichamanki, albatta uni ozod qilamanda va uylanaman dedi. Va qildi shu ishni. Shundan keyin ba'zi bir sahobalar uni malomat qilishdi. Bu cho'riga uylanibdi ekan. Ya'ni qora tanlik, Habashistondan bo'lgan. Aytishki, undan ko'ra abrolli mushrik ayolga uylangan dedi, yaxshi bo'lar edi. Ham ular go'zal, ham masalan balki shuni oilasi, qabilasini islomga moyil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Deyishyapti, yani yaxshi deyapti. Ammo xato qilishyapti. Shunda mana shu oyat nozil bo'ldiki, va la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin. Albatta mu'mina cho'ri mushrika xotindan yaxshiroqdir. Alloh taolo nahiy qilyapti, qarang, mushrika ayollariga uylanmanglar deyapti. Iymon keltirguniga qadar. Iymon keltirsa uylansin bo'laveradi. Endi mushrika degandan keyin butun mushriklar kiradi buni ichiga. Lekin ahli kitobdan bo'lgan ayollar, yahud va nasroniylar, ular kiradimi, kirmaydimi? Ba'zi aytadiki, kirmaydi. Ular boshidan joiz edi deydi. Faqatgina
Ahli kitob bo'lmagan mushriklar to'g'risida xabar beryapti Alloh taolo deydi. Ba'zi mufassirlar. Ba'zilar aytadiki, ular bu oyatga kirib ketadi. Chunki ahli kitoblar yahud nasronlar ham mushrikku. Ular ham kiradi, lekin Maida surasidagi oyat keyin uni istisno qiladi. Ikkala fikr ham to'g'ri. Unchalik farqi yo'q bir-biridan. Natija e'tiboridan farqi yo'q. Endi ba'zi fikrlar borki, Imom Shofiyning bir fatvosi Ahli kitobga uylanishlik joiz emas deydi. Yahud nasroniy ayollarga uylanish joiz emas deydi. Hatto yu'minna iymonni qabul qilguniga qadar. Nimaga siz Moida surasini bu sura mansub degan deydi. Ya'ni Imom Shofiy aytmasa ham buni ashablari shunday deydi. Ammo bu noto'g'ri, chunki butun ulamolar biladiki, bu Baqara surasi avval nozil bo'lgan, Moida surasi keyin nozil bo'lgan. Bu oyat oldin nozil bo'lgan, ahli kitoblar to'g'risidagi oyat keyin nozil bo'lgan. Qanday qilib oldin nozil bo'lgan oyat keyin nozil bo'lgan oyatni mansub qiladi? Mansub qilolmaydi-ku. Ba'zilar Umarni ishini dalil qilishadi. Umar ibn Xattobga xabar keldiki, Huzayfa mashhur sahobiy bir yahudiya ayolga uylanibdi ekan. Shunda g'azabi kelib, aytki, tez tark qilasan uni dedi. Bo'lmasam jazo beraman senga dedi. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, Huzayfa aytdi, taroq qilaymi? Diyordu, Umar aytdiki, agar sen taloq qilishligin joiz bo'lsa, uni nikohi ham joiz bo'lardi, degan so'zi bor. Shundan chiqarvatan, demakki, Umar ibn al-Xattob yahudiy va nasroniy ayollarga uylanishlik joiz emas deb bilardi ekan, deyishadi. Ammo bu zaif rivoyat. Zaif rivoyat. Boshqa bir rivoyatda shu voqea keladiki, Huzayfa so'raydi, nimaga sen joiz emas deb man qilyapsanmi? Desa Umar aytadiki, men joiz emas demayman dedi. Joiz dedi. Ammo men qo'rqamanki, noto'g'ri ayollarga tushib qolmanglar dedi. Axloqi buzuq ayollar to'g'ri kelib qolmasin sizlarga dedi. Obro'li odamsizlar, tanimaysizlar yahud nasroniylarni. Endi futuhatlar bo'lyapti-ku, yangi fatvolar bo'lyapti. Sizlar yaxshi niyatda uylanasizlar. Ammo yomon ayol chiqib qolsa, sizlarga dog' tushadi, farzandlaringizga dog' tushadi. Sizlar ummatga namuna bo'ladigan insonsizlar. Shuning uchun man qilyapman deydi. Bo'lsa sahobalar ko'pchilik uylangan ahli kitobga, yahudiy nasroniylarga. Va boshqa rivoyatlarda Umardan, ya'ni sahih rivoyatlar keladiki, u kishi man qilmaydilar, ya'ni ahli kitobni nikohini. Demak, zaif hadislarni noto'g'ri tushunishib, yoki ba'zi olimlar, ya'ni ba'zi ulamolar aytadiki, ba'zi sahobalar man qilgan, nimaga? Endi ochiq gaplashadigan bo'lsak, ochiq aytadigan bo'lsak, arablarning ko'pchiligi oq tanli bo'lmaydi. Arablarning ko'pchiligi, ya'ni qora tanli bo'lmasa ham, ya'ni qoraga yaqinroq bo'ladi yoki to'q bug'doy bo'ladi. Ya'ni oq tanli arablar kam. Bal kam degani bitta ikkita degani emas. Bor shunday ham 100 minglar, millionlar bor. Lekin hammasiga nisbatan oq tanli arablar kam bo'ladi. Keyin masalan arablar ko'proq oq tanli ayollarga qiziqishadi. Bu yahud nasroniylar ko'pchiligi mana Yevropa, Rum, Rus bu tarafda ayollari. Keyin ularga qiziqishlardi ko'proq. Shuning uchun katta sahobalar qo'rqdiki, hamda ularga qiziqib ketsa, musulmon ayollar uyda o'tirib qolmasin. Musulmon ayollar uyda qolgandan keyin bu masalan katta odamlar olmasa, majbur amali oz, ilmi oz bo'lgan kishilarga tushib ketadi-da, shu bilan nasl ham buzilib ketadi. Mana shu maqsadda man qilingan deydi. Ya'ni hech kim harom deyolmaydi. Demakki, hali Moida surasida ham buni kengroq bahs qilamiz. Yahud va nasroniy ayollari chiqdi bu yerdan. Ularga uylansangiz bo'ladi. Ammo uylansangiz bo'ladi-yu, siz g'olib bo'lishingiz kerak. Mag'lub bo'lsangiz joiz emas. Chunki ko'ryapsiz, ba'zi yigitlar joiz ekan deb bir ruscha yoki inglizga uylanyapti. Ertasi kuni qarasangiz, u ham nasroniy bo'lib qopti, yahudiy bo'lib qopti. Nimaga xotin haqi bo'lmasin deb. Xotinim aytdi. Bu joiz emas. Siz g'olib bo'lsangiz, siz ta'sir qiladigan bo'lsangiz, shunda joiz bo'ladi. Va boshqa masalalarni o'zini yerda aytamiz. Hozir bu yerda, demak, ahli kitob va ulas yahud nasroniylardan boshqa ayollarga uylanishni man qildi Alloh taolo. Majusiylarga uylanishlik joiz emas. Mushriklarga uylanishlik joiz emas. Kommunistlarga uylanishlik joiz emas. Demokratlarga uylanishlik joiz emas. Bu mushriklarning hammasi joiz emas ular.
dahriylarga uylanishlik joiz emas. Harom. Kimiki uylansa nikohi nikoh bo'lmaydi. Nikoh bo'lmaydi. Qattiq gunohkor bo'ladi. Agar halol desa bo'laveradi, kofir bo'ladi. Halol demasa, ya'ni harom deb turib agar uylanib yashayotgan bo'lsa qattiq gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi lekin. Va bolalar albatta zino bolalari bo'ladi. Valad zino bo'ladi. Ya'ni bolalariga ham zulm qilyapti. Bolalari bir umr valad zino degan badbaxtlikni ko'tarib yurishga majbur bo'ladi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozir bu masalalar muzokara qilinmaganligi, aytilmaganligi, odamlarni qo'rqitilmaganligi uchun ko'pchilik yigitlar musulmonlar hozir kofirlar uylanib ketishyapti. Va ahli kitob bo'lsa, mayli uni yo'li bor uni. Lekin kofirlar uylanib ketishyapti. Ahli kitob bo'lmagan ayollar uylanib ketishyapti. Masalan, Rossiyadan, Yevropadan ham ko'p savollar keladi. Ahli kitobga uylansa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Lekinligi shart bor. U keyin aytamiz uni o'z yerida. Ammo ba'zi mullalar bo'lmaydi degani uchun ba'zi yoshlar hali bir-birini yaxshi ko'rib ekan. Bo'lmasa ham biz yashayveramiz deb yashab yurishdi. Hatto bir mulla aytayaptiki, afsuslanib aytayapti, shu bizni dars bizga keldi, o'qidi bizda biroz. Aytadi, Rossiyada mendan so'radi bir yigit. Shuni men bir rusni yaxshi ko'rib qoldim. Chunki uylansam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmasa shunday yashayveraman desa, o'zing bilasan, yashasang yashayver. Nikoh bo'lmaydi degan. Keyin aytdi, nima qilganingiz? Bu shariatda joiz yo'l tursa-yu, suvni zinoga yo'l ochib bersangiz. Joiz emas bu narsa. Aytadi, biz bilmaganimiz joiz emas deb o'ylaganmiz. Mushriklarga uylanishlik joiz emas. Durust emas. Ha, iymon keltirsa uylansiz bo'ladi. Iymon keltirsin. Ba'zilar shuni o'yinchoq qilib olishyapti. Iymon keltirib faqat masalan la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh deydi tildi uchida. Bo'ldi, mana musulmon bo'ldi. Uylanib oladi, keyin yana o'zini butiga sig'inib, o'zini xudolariga sig'inib yuraveradi. Yana majusiy bo'lib yoki mushrik bo'lib yuraveradi. Masalan, Yaponiyalik, agar Xitoylik bo'lsa, Koreyalik bo'lsa, yashab yurishaveradi. Durust emas bu narsa. Qarang, Alloh taolo harom qilyapti. Mana shu mushrikalar bilan nikoh bo'lmaydi. Nikoh qilaman deb avora bo'lmang. Joiz emas. Iymonga kelganda ham haqiqiy iymon bo'lsin. Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin. Albatta, mu'mina cho'ri mushrika hur xotindan yaxshiroqdir deyapti Alloh. Endi mu'mina cho'ri, ozod bo'lmagan bir mu'mina, ozod bo'lgan mushrikadan yaxshi bo'lsa, endi hur bo'lgan mu'minalar to'g'risida nima deysiz? Hur bo'lgan mu'minlar albatta ming barobar yaxshi. Endi biz masalan, biz islom dinidamiz. Alloh va rasuliga iymon keltirdik. Inson xohlaydiki dunyoda yaxshi narsani qilishni xohlaydi, yaxshisi bo'lsin deydi. Hamma narsani yaxshisi. Erdi ham yaxshisi bo'lsin, xotinni ham yaxshisi bo'lsin deydi. Yaxshisini Alloh aytayapti. Mu'mina cho'ri yaxshidir deyapti. Hayrun min mushrikatin deyapti. Mushrikadan yaxshi deyapti. Demakki, qul bo'lsa ham bir mu'minaga uylaning. Mushrikiga uylanmang, valav ajabatkum, sizni ajablantirsa ham. Nihoyatda go'zal ayol bo'lsa ham. Axloqi nihoyatda go'zal bo'lsa ham. Masalan, hozir odamlar Yaponiyadan, Xitoydan uylanishyapti, musulmonlar uylanyapti. Mushrikalar bilan. Nima gelsa, ular eriga yaxshi itoat qilishar ekan. Menimcha ularning ichida shu Yaponiyada va Xitoyda erparastlik xudo nimasi ham bo'lsa kerak menimcha, dini bo'lsa kerak. Erparastlik, eriga sig'inishlik. Ular o'sha aqidadan kelib chiqib, ya'ni eriga nihoyatda qattiq itoat qilar ekanmish. Ya'ni so'zi so'z, nima desa desin, qattiq itoat qiladi. Foydami, zararmi, yaxshimi, yomonmi? Va boshini ko'tarib yurar ekan. Sportchi-ku ular. Ularning itoati, xizmatkorligi, qarasiz katta professor ekan, katta maoshlari bor ekan, puli ham yaxshi. Ham itoat qilsa, ham hurmat qilsa, ta'zim qilsa, ikki bukilib. Ular ruku qilishadi-ku ular erlariga. Yaponiyalik, Xitoylik ayollar shunday eriga ruku qilishadi, sajda qilsa, sajda ham qilaveradi ular. Yo'q, joiz emas. Bundan ko'ra faqir bo'lgan yoki sizni ko'zingizga xunuk ko'ringan bir mu'mina yaxshi deyapti Alloh. Hayrun deyapti. Siz yaxshini xohlasangiz, Allohga itoat qiling. Endi hur bo'lgan, ilmli, yoki go'zal ayollarning fazilati nihoyatda ko'p bo'ladi. Har bir insonning darajalari bor-ku fazilatiga qarab. Ayollar islomning eng muhim masaladir. Shuning uchun Alloh taolo bu kichkina masalalargacha bayon qilib beryapti.
Aile meselesi nihayetle mühim meseledir. Sizge tahsil kıladı. Farzandingizga ta'sir qiladi. Hozir aytadi Alloh taolo buni. Endi uylanarkan payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, insonlar 4 maqsadda uylanadi. Birinchisi, bir ayolning go'zalligi uchun uylanadi. Ikkinchisi, boyligi uchun. Uchinchisi, nasabi shohrati uchun, obro'li xonadondandir. To'rtinchisi, dini uchun. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, dindorini tanlaysiz. Dindorini tanlasangiz, qolgan 3 sifat kelaveradi. Başka sıfatlarda, başka maksatta uylansız, hemen gelir. Hiç kastınız bulmuyor. Başınızda bala bulur bu kadın. Siz onunla bala bulursa, o sizinle bala bulur. Çünkü sizin dindarını tanıyorlar. Hadiste Peygamberimiz arasından amir kılarlar. Dindarını tanıyorlar. Yani Allah-u Teala emret yaptı. Mu'mine çörü, müşrikeden yaşıraktır diye. Yaşıyor diye. Eğer o müşrike sizlerden acetlendirse. Milyoner bu sayan, uylanmıyor mu? Milyoner bu sayan. Adama küçükle maksadı için uylanıp gidiyor. Milyarder olsa ya uylanmıyor. Bazılar şu müşrikeler gibi uylansa pasport alanınızı uylanacak. Bahananı kalın. Pasport ne? Sizce kasır gidiyorsa ya 30 kavadlı kasır olsa. Şişesine de kök para şişeden bu ya. Dünyada giyen gitsin Mercedes tel yakısa ya uylanmıyor. Allah mantığını yapsın. Kanaka iman, kanaka İslam bu. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا Ve müşriklerini üylentirmeyler. Evet. Müşrikelerine üylenmeyler dedi. Müşriklerini üylentirmeyler dedi. Yani mesela Allah da etmedi ki ey mumine hatınlar müşriklerine tegmeyler demedi. Belki Müslümanlar da vermeyler dedi. تُنْكِحُ قَلِنْ اَنْكَحَ Yukarıdaki نَكَحَ يَنْكِحُ Sulasi mücerretidir, bu sulasi mazid buldu. Enkehe yunkihu buldu. Bu nemege davlat kılı yaptı? Bu velilikke davlat kılı yaptı. Ayol tarafından veli buluşmak gerek. Ayol kişi uzun uzun uylanıp götürmeyordu. Erge teyip götürmeyordu. Velisi buluşmak gerek. Dedesi, ekesi, ülkesi, bu mesela başka yakın karındaşları, üyen bu mesela bir amir, rahber, bir dindar adam, takvadar adam, velilik kılışmak gerek. Ayol kişinin işlerini başkarsın. Nikahlı suda tursun. Tekşirsin. Suyuştursun. Her taraflarına örgensin. Münasip olsa ki nikahlı izin versin. Bu meseleler ki rahkelerdi. Yani tohtarı lütemiz. Bunlar ayol kişinin nikahında velisi buluşturuyor gerek. Velisi caizmez. Bana müşriklerini üylentirmeyeler. Müşriklerine kızlarınızı vermeyeler diye. Hatta yu'minu iman kildir günlerine kadar. İman keltirsin, ana onda kim derse buladı. Bu yana aynı yukarıda mesela yok şey diyor ama ondan hem göre katta olaktır. Kafirlerden biz, Yahud Nasrani ayarlarına erkekler üylense buladı. Lakin mumine ayarlar, kızlar, kafirlerine hiç kanakasıya verilmeyiz. Müşriklerde hiç kanakasıya verilmeyiz. Yahudi giyen veriş caizmez, Nasrani giyen. Macusi giyen, Kamunist giyen, Müşrik giyen. Hiç kimge verişlik caizmez. Verilmeyiz. Kimi ki beredigen olsa katlı günahkar buladı. Bunu oradıysa, caizdiyse, halalsa kafir buladı. Haramı ama pul beri yaptı ya ki pul kiri yaptı diyorsa katlı günahkar buladı. Namussuz, namussuz, deyyüz, rezil, şermende bedbah insan bu. Min yasuslar bu sülki hazırlığı vakitte Müslümanlar meneşin deyilir, rezillikke rasvalike çüktü. Yani her yılı minlerce Müslüman kızlar kafirlerine veriliyordu. Minlerse. Yani dünyanın her yerinde. Hemen milletlerde var bu. Araplarda yan var, Özbeklerde yan var. Bütün milletlerde var. Müslüman kızlar da ayarlarını kafirlerine veriliyordu. Belki bazı bir bedbah Müslümanlar en güzel kızlarda, en avrulu kızlarda var bir şey yaptı. Demek ki bir bay var adı Müslümanlarda diyor ya. Hayır böyle bu sefer olsun. Özbekistan gelme, Tacikistan gelme, belki Arabistan gelme, Pakistan gelme. Hayır gelme, barış adı kafirler. Uzu kafir. Yahudi mi, Nasrani mi, Avrupa'dan ki gelme, Amerika'dan ki gelme, Japonya'dan ki gelme, Hıtay'dan ki gelme, Kore'den ki gelme, Kayıt'dan ki gelme, ise ki gelme. Kil adı, metadı ki, eğer menge kimi ki güzel bir kız tavır verse, ülen mahsulen, top gengen 5000 dolar. Dadasiga 10 ming dolar, onasiga 5 ming dolar, qizning o'ziga 10 ming dolar. Bizga qarab, musulmonlar o'zini yo'qotib qo'yadi.
onudan turaman deb yiqilib tushib, eshigini ham topolmasdan mahallada gangirab yurishaverdi. Kimning qizi bor ekan. Shuncha pul keldi mana. Uyalmasdan yana xudo berdi deydi. Ana shunday bir sharmanda holatga tushib qoldi musulmonlar. Jaholatni qarang. Ming afsuslar bo'lsin. Endi mullalar joizdan so'y nima qilyapsizlar? Deyapti bo'lsa, ali kofir ne do'ladim deb ko'rsatsa, mullani ham ko'zi o'ynaydi. Do'ladim deb tepaga chiqarsa, uni ham ko'z tepaga chiqadi, pastga tushsa pastga tushadi. Ya'ni o'rtaga kirgan musulmon ali do'larni mullani cho'ntagiga qisilib qo'ysa, mulla nima deyapti? Unda nima qilsa ekan? Endi mayli hamma narsa shariy bo'lsin. Musulmonmiz-ku. Shariatga muvofiq bo'lsin. Bu kuyov so'ragan kalimani o'rgatinglar, aytsin, olib ketamiz. Kiyali kofir faqatgina yuzaki la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyapti. Buzib aytsa ham. Bir tajvidimdan ishi yo'q, hech kim ishi yo'q. Endi bular taqvodor musulmonlar, Allohdan qo'rqqan musulmonlar. Ali kofir hayotida birinchi marta la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deydi buzgan holatda va oxirgi marta aytadi. Darrov uni uylantirishib, muborak bo'lsin, mana siz birodarimiz bo'ldingiz. Birodarimiz biz dunyoda ham oxiratda ham birgamiz. Deydi, muborak bo'lsin deb kelinni jo'natishadi. U kofir bolani o'zini oldingi dinida. Ya'ni bo'lyapti shu narsalar. So'raylar sizlar, bir Yevropadagilardan so'raylar, Rossiyadagilardan so'raylar, Yaponiyadagi, Xitoydagi, Koreyadagi musulmonlardan bir so'raylar. Hazretan yuzlarcha emas, minglarcha bor. Minglarcha musulmon qizlar ayollarni kofirlarga berishgan. Bu kofir yana o'zini butparastligida, o'zini kofirligida va o'sha to'ng'izni go'shini yegan yo boshqa harom narsalarni yegan, aroq ichgan haligi qiz juda kamdan kam qizlar masalan tashlab chiqib ketyapti. Kamdan kam qizlar tashlab ketyapti. U tashlab ketish kerak uni. Boshdan joiz emas. Boshda aldangan bo'lsa, borib ko'rdiki, aldanibdi ekan, bu soxta iymon keltirganmi? Tashlab chiqib ketsin darrov. Allohga tavakkul qilsin. Lekin men nima qilaman? Ojizamanku. Biz ayol kishi bo'lsak, deb bahona qilib o'tirishdi ba'zilar. Va ba'zilari musulmonmiz-u, lekin erim ekan-da shu meni peshonamga yozilgan ekan bu. Deb yashab yurishdi. Kofir bo'lsa ham nima qilayin? Ta odamku bu ham. Deb yashab yurishdi. Va ba'zilari esa peshonamizga yozilgan ekan-da o'shani diniga o'tib ketgan. Yahudiy bo'lib ketyapti, nasroniy bo'lib ketyapti, butparast bo'lib ketyapti. Bo'lyapti shu narsalar. Endi shunga kim mas'ul? Avvalo ulamolar mas'ul, olimlar mas'ul. Ikkinchidan butun imkoni bo'lgan butun mu'minlar mas'ul bu narsaga. Endi hukumatlarni gapirmaymiz. Hukumatlar hukumatni nimaga mas'ul qilasiz? Hukumatni nimaga mas'ul deysiz? Nima mas'uliyati bor hukumatlar? Hukumatlar o'zlari yo'l ochib beryapti-ku bu narsalarga. O'zlari qilyapti-ku. Alloh taolo man qilyapti, harom. Kofirlarga nikoh bo'lmaydi. Qaysi mulla, qaysi olim shu yahud nasroniylarga yoki kofirni boshqa turlariga musulmon qizni bersa bo'laveradi. Ya'ni bersa bo'laveradi demaydi, nikoh qilinglar deydi. Nikoh qilsa bo'laveradi deydi. Nikoh qilsa bo'laveradisa kofir bo'ladi. Kofir u. Kofirdir, 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 boshqa gap yo'q. Alloh taolo aytdi: "Va la tunkihul mushrikin." Mushriklarni uylantirmanglar. Mushriklarga qizlaringizni berib nikoh bog'lamanglar hatto yu'minu iymon keltirgunlarga qadar deyapti. Siz shunday bir nahiydan keyin ham nikoh bo'laveradisiz, uni kofirsizda. Bu joiz bo'laveradi deganlar kofir, ular ham inson-ku deganlar kofir. Vala abdun mu'minun khayrun min mushrikin. Va mu'min qul mushrikdan yaxshiroqdir. Vala va'jabakum u mushrik sizlarni ajablantirsa ham. Qiymatbaho jiplar da keldi, Mercedeslar da keldi. Katta fabrikasi bor ekan, millioner ekan yoki mashhur bir artist ekan, mashhur bir qo'shiqchi ekan, futbolchi ekan, kim bo'lsa bo'lsin, undan ko'ra bir mu'min xizmatkor qul undan yaxshiroqdir deyapti. Habashiy bo'lsa ham ayol qul. Bir jasadi e'tibordan bir oyog'i kalta bo'lsa ham, bir ko'zi ko'r bo'lsa ham, shu mu'min bo'lgan erkak bu mushrikdan ko'ra yaxshidir. Alloh aytadi buni yaxshidir. Zaten insanlar o'zicha yaxshilikni o'ylab qilyapti-ku, lekin zarar qilyapti ular dunyoda ham oxiratda ham. Bir mashhur qissa bor Turkiyada, qarang, Turkiyada mashhur qissa. Endi shu yerda ham shunga o'xshagan ishlar bo'lyaptiki, bunday qissalar chiqyapti.
Eğer bir iş bu mesela kısa çıkmıyordu. Dünyanın her yerde böyle yapılıyor mesela bu. Arabistan'da hem böyle yapılıyor. Köp. Nihayet de köp. Mekke'de tuğuluyor, Medine'de tuğuluyor erkekler, kızlar. Atanası onu rüvajlanan insan bulsundur. Avrupa'ya varadı yaşlı giden. Amerika'ya alın varadı. En meşgul mesela liseylerde, kellejlerde, belki üniversitelerde okutturadı. Yaşlı giden kafirlerce zekatlar bu yanı geçiyor. Farkı yok bunlar. Ağızda Müslüman halas. Hala gelimde yaşayabilir. Erkeğe, ayağlayan, kızıyan. Şunun için bu fakat yine falan falan milletler yaşmaz. Dünyada bütün Müslümanlar hayatta cehalet gibi atıyor. Türkiye'de kısa şu ki bir adamdı kızını sorup gitti bir yerde aileden meşhur, yaşlı, abroylu aile. Kızını verirdi bunlar. Nikahla. İcabı kabul boyan, kız gitken, kızı cüne çıkan, ertesi günü kız kaçıp gitti. Kızım ne yap, dinçliği mi? Mesela, iyi, dede ne yapabildiysiniz? Ne yaptı? Bu kiyoviz kafir eken ki, Müslüman eken ki, bu işi mümkünmez. Hani kılıp kafir olasın? Kafir. Ne yap Müslüman eken? Müslüman eken de, İslam dini de eken o. Hakkasından kiyovan gitti. Sen kafir misin sen? Ben kafir mi? Müslüman mısın sen? Ya Müslüman mısın? Sen ne geçmedin? Sen size soramadılar eski. Size soradılar izin, sen Müslüman mısın? Size beni yaşımı soradılar iz. Maşinemi soradılar iz, var mıdır? Bankede pulim var mıdır? Üyüm var mıdır? Ne iş kılasan? Kança maaş alasan? Şuna sana da soradılar iz. İslamını soramadılar eski sular. Eğer etkenler de Müslüman mısın diyenler de ben yoktu ve tanıdım sana. Yaşayalım yok mu ya? Ama sizler soramadılar biz. Yani hemen sana soruşken, İslam'dan İslam'dan nasıl soruşmayın? Karısı boy, maaşı hem yakışı, maşinesi hem yakışı, üyeleri hem yakışı. Daha o üyelen turu var işte. Yani bak gibi, test bir var edeyim. Turatı Müslüman işte, hasat kalıp büzmesindir. Daha o şaşırıp pişir bir iş yaptı. Karayın halatı, caizmez müşrikler diye kız derişlik. Kafirler diye kız derişlik caizmez. Müslümanlar da harla yaptı bunlar. Nikahı bu neydi? Nikahı caizmez bunu. Nikahını kimi ki bulur atsa kafir buladı. Ayetinin yine bir de tefsiri var. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ Bu umumi kılıbası zaman buladı. Mumun kul, mumun bende, müşrikten yaşlıdır. Daim etmemiz ki bir mumun kişinin tarazını bir pellesine koysayız, dünyadaki tür millet kafirlerde hemesini tavazını bir pellesiye koysayız, mumun ağır gelirdi. Mumun ulardan yakşıdır. Egerçi kul bu sayın, bunlar hemisi profesörler bu sayın. Hemisi direktör bu sayın. Fabrikanın direktörleri bu sayın. Mumun kişi yakşıdır. Delilimiz bana şu ayet. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِينَ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ Mumun kul, müşrikten yakşıraktır egerçi müşrikçiler de aceplendirse hem de yaptı. Ümmetli bu halet geçişliği alimler mesul. Alimler cevap verirdi dünyada ve ahirette. Şimdi talib ilimlere elbette bu nesilden şuurlanışlık gerek. Talib ilimler, bana şu tefsirlerde işleyip duruyorlar, derslerde işleyip duruyorlar, Allah'tan korksun, mahkem üşesin, aldın bilmeyen bu ise, gaflette bugün bu ise, bulardı yamanlığını bilmeyen bu ise, bundan bir yağı yendi, içine kalbiye bir otçusun, bir gamçusun, bir dertçusun. Kaçın gece tutar, yaşınır, takradan panelerde yaşaydı. Dinge hizmet kimisi mi? Allah'tan korkmuşsun mu? Müslümanlar bunu diye harlanı yaptı. İslam harlanı yaptı. Yani etedin Müslümanlar ne diye har bunu yaptı. Uzların uzları har kılıç yaptı. Tüpe süzük adamlar kızlarını beri yaptı kafirler. Tüpe süzük. Kafirler hem tenlep tenlep oladı. Rupara ki yanda amin bunlar hem. Yani işte yaptı şunu. Kançalı açığı bu sayan, kançalı yaman bu sayan. Adamlar sonra yaptı bizden. Sabahları sonra şey yaptı. Yakında Toshkent'den bir kız düzeye çıktı, yakında Ancan'dan bir kız düzeye çıktı. Şunu diye buldu, bunun hükmünü mü? Öyle mi? Saval tarikası bize haber geliyor. Yaş yaş en güzel, en abrolü hanadandan boyayan kızlar. Kaçan geçe kafilette şeysiz? Kaçan geçe yanası ucuzda kamizde? Bir yaşlı maaşlı iş tapsan da, yaşlı bir telefonun olsa da, günü 2 saat, 3 saat internette otursan, vakti almanı bir orası. Ulaike yed'ûne eylenler. O şeyler cehennemiye çakırışardı. Allah-u Teala bana sebebini ekiyordu.
Kafirlere yakınlaşmayalar. Erkek taraf bulsun, hatun taraf bulsun. Kafirlere yakınlaşmayalar. Ulaşlarını cehennemde çakırardı. Cehennemde davet kılardı. Yukarıda etkenimizdik, yani ayollar, erlerini diniye kirk eti yaptı. Kirme geleyen, bu nikah yok ki, zina ki onun hayatı. Uzun dini de koyan, kafir erkeğinden şey yaptı. Cehenneme gitti bu hatun. Ya ki, havam iyi yaptı. Erit punguzu göçüne geldiği için bu yem iyi yaptı. Anak iş geldiği için bu yem anak iş yaptı. Yavuzları küfür bayramları var. Yani yürüttü bazı Müslüman hatunlar, Müslüman namaz okuydu. Eri bilen, eri butkanaya basa bilen barışıyorlardı. Kirip bir çekede kütüp oturadı yerine. Eri uzun ibadetlerini kıladı. Kıbıl dizmi dedesi, kendin olsan kitini. Geçiyorlardı. Yani eri hatunlar. Cehennemye çakırardı onlar. Yani erkek tarafı yansındık. Erkek, kafire hatunge yüklendi mi, bu onu şirke çakırırlardı. Sizi köyüzde alınızda bütki ibadet kılıyor. Bütlere gelin bakılıyor. Ya. Dip, bütlere sığınıyor. Haram oturursun. Kafir burası zaten. Peki haram iyi yaptı. Tonguzlu göçünü iyi yaptı. Siz bir gün yemezsiniz, iki gün yemezsiniz. Karasızca iştahabla iyi yaptı. Size mi iyiyiz ki? Size mi iyiyiz? Başka haram da sınırım şimdi. Beraber buzadı. Siz tarzanlarınızı buzadı o ayanlar. Tarzanların terbiyesini buzadı. Erkek kişi köpüze taşkarda buladı. Yüde bu mevcut. Ular cehennemge çakırdılar. Cehennemge tartadılar. Vallahu yed'u ilal cenneti vel mağfireti bi iznihi. Ve Allah Ta'ala uzun izni bilen cennetke ve mağfireti çakırdı. Cennetke ve günahlarımızı keçirişke çakırdı. Bu ayette iki de tasviri var. Birincisi Allah Ta'ala uzu bizi cennetke çakırdı, mağfireti çakırdı. Yani Allah'ın hükümlerini kabul kılıyorlar. Allah'ın hükümlerine defavalı kımıyorlar. Sizler Allah'ın davetini kabul kısalarız, cennetke burasılar, mağfiretke burasılar. Lekin Allah hükümlerini terk kılıp kafirlerde hükümleri geri kısalarız, Allah'ın davetini terk kılıp kafirlerde daveti icabat kısalarız, cehennemge burasılar. Bu bir de tafsir, ikincisi tevil ki Allah Ta'ala Resullerinin vasıtası bilen ve mumullerinin vasıtası bilen cennetke çakırdı. Değilsiniz. İkili tafsirler birbirine yakın anladı. İkilesinin ihtimali var. İkilesinin ayetine tegisli. وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ Ve insanlara ayetlerini bayan kıladı ki Allah Ta'ala. Bu ayetlerini neye bayan kıladı? لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ Şayet ki esleseler diyor. Kur'an'ın mucizesini kıladı. Şayet ki esleseler diyor. Hazreti Müslümanlar bile düşünür. Lekin kılayıp şu hatanı eslesinler. Esle o zili kimliğini. Kılıyatırken eşiğine haramlığını esle, unuttun mu? Unuttu ular. Esletin, yetezekkerun. Eslesinler, bir telkire hasıl kısınlar. Hatırlasın. Kendi bir rezil haletke, rasva haletke çıkma yanıgını bir gözünü açır karasındır. Yani esletin size. Esletiler. Şu internet, telefon hemen katta nimet. Davet kılıyorlar, yetkiziler, yazıyorlar, cünetiler. Agahlantiriler. Allah hükümleri bilir. Allah subhanahu ve teala bütün ümmetini huzur ağzı bulabilen ve yakışık edilen yollarına hidayet kısın.